Çık dışarı. Ne oluyor Ali Kemal? Evlenmeyeceksin Elif'le. Evleneceğim. Keşke geberseydim onu. Sana ne bundan? Hı? Sana ne? Sen ne diye karışıyorsun hala benim hayatıma? Oğlum aç kapıyı. Anne bir dur, konuşuyoruz. Yıldız. Konuşturma beni Yıldız. Konuşsana Ali Kemal. Ha? Konuş, ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Bugüne kadar sahip çıkmadın. Şimdi sahip çıksan ne işe yarar ha? Beni Mustafa Sami ile gönderirken aklın neredeydi? Sen benden intikam mı alıyorsun? Sana geldim ben. Senden yardım istedim. Ali Kemal bu istivaca mani ol dedim. Sen ne yaptın? Sen beni kendi ellerinle o adama verdin. Sus. Susmayacağım. Susmayacağım Ali Kemal. Sus Allah kahretsin, sus. Susmayacağım. Oğlum aç şu kapıyı. Anne bir şey yok anne. Beni zorla getirdin sırf o adamla nikahlanayım diye. Sana o güne demiştim, hatırlıyor musun? Seni asla affetmeyeceğim demiştim. O gün bir değerim yoktu. Şimdi var öyle mi? Bana bomba patladığında benim canımdan can gitti be. Çok geç. Çok geç Ali Kemal. Simir'in havası dokundu herhalde. Aksine çok iyi geldi. Çok sevdim bu şehri. Charles sağ olsun benim yalnız gezmemi pek istemiyor. Emniyetli değilmiş. Haklı. Sizin gibi bir hanımefendinin bu şehirde yalnız gezmesi münasip değildir. Belki siz... tabii vaktiniz olursa bana eşlik edebilirsiniz. Hem şehri de çok iyi biliyorsunuz. Şeref duyarım. Ne vakit arzu edersiniz? İyi geceler. İyi geceler Mr. Hamilton. Tahkik heyeti bu saate kadar çalışıyor, öyle mi? Maalesef, evet. Sayenizde general. Her gün yeni bir vukuatı rapor etmek zorunda kalıyoruz. Eşref Paşa'ya layık gördüğünüz muamele gerçekten insanlık dışıydı. Neredeyse kasıtlı olarak Yunan ordusunu lekelemeye çalıştığınızı düşüneceğim. Bunu benden ziyadesiyle iyi yapan başkaları var sevgili Charles. Maalesef. Kordona bomba koyan kişiler veya kişi, her neyse. Müsaadenizle benim yarın mühim bir vazife için yola çıkmam icap ediyor. Eşref Paşa'dan bize kalan mirası devralmak vazifem. Size olan sözümü en kısa sürede yerine getireceğim sevgili Lucy. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'ım. Bana en hayırlı olanı göster ya Rabbi. Yıldız'ımı, Hilal'imi, Ali Kemal'i korumak için bana yardım et Allah'ım.
Eğer Tevfik'le evlenmem hayırlı değilse beni bu yoldan çevir. Eğer bu kararım hayırlı değilse bana bir işaret gönder ya Rabbim, bana yardım et. Gel. Kumandanım, Hasibe Hanım sizi görmek ister. Oğlum alsana içeri. Buyurun. Hasibe Hanım. Gel, gel anneciğim, gel, gel. Otur şöyle, gel. Geç anneciğim, geç. Üstüne su koyayım. Hayırdır Hasibe Ana, fena bir şey yok umarım. Felaketten bol ne var ki oğul. Lakin geliş sebebim bu değildir. Sağ olasın. Allah'ın bildiğini senden saklayacak değilim Tevfik. Bu izdivaca rızam yoktur baştan beri. Lakin sebebi sen değilsin. Cevdet'tir. Kendi evladım. Evladım diyen dilim utanır ama ne yaparsın ki böyle? Bir şey mi söylersin bana? Daha ne söylesin? Söyleyeceğinin de yapacağının da fazlasını yapmadı mı? Tevfik. Sen de benim bir evladımsın. Sağ olasın Hasibe Hanım. Bu izdivaçtan sonra Cevdet'in zalimliğinin artmasından korkarım. Gözünün kararmasından, cana kıymasından korkarım. Yakın bir vakitte ona bir sual sordum. Kendi evladımın bile canına kıyarım dedi. Hem de kimin için? Yunan için. Gözü bu kadar kararmış. Kendi evladını bile canına kıyacak kadar. Tevfik. Sana huzur değil, zehir nasip olsa yine de azizlerimi, torunlarımı sahiplenir misin? Ah Hasibe Hanım. Ah anam, ah. Ver elini anacığım, ver. Sen gönlünü ferah tut. Oy, oy, canım pahasına korurum onları, canım pahasına. Bana nasip olmadı. Yazmadı Rabbim bana senin gibi bir evlat. Ben evladın hainini büyüttüm. Vatana merhem olsun dedim. Lakin o zehir oldu. Kendine mukayyet ol Tevfik oğlum. Buradan korkasın. Kendini kullayasın. Anam benim. Oğlum benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.